Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bütün modelleri sırasıyla izlemek isterseniz de Hobilarum tüm anlatımlı modeller linkine tıkladığınızda sırasıyla hepsini görebilirsiniz. Evet, bugünkü modelimiz de bu şekilde. Bu şablonun linkini hemen videonun altında açıklama bölümünde paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle bir model oluyor. Ben de hardal rengi bir ipim var. Sarı da diyebiliriz aslında. Kamerada daha hardal duruyor. Şimdi bu rengi kullanacağım. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkar. Tığımda 9 numara 1.15 mm. Şimdi buradan bakarak sizlere anlatmaya çalışacağım. 8 tane zincir çekerek başlıyoruz. Orta kısımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir. İlk zincirin içine giriyorum. Birleştiriyorum. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz. Ortaya batarak bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir ve bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde boşluklarla dolduracağız. 8 tane böyle boşluk yapacağız etrafına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir, bir sık iğne. Şimdi 3 tanesini yaptım. 8'e tamamlayalım. Evet, bu şekilde 8 tane boşluğu tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi ipimizi hemen önümüzdeki şu boşluğun zincirine batarak yürütüyoruz. Şu şekilde boşluğun tepesine geliyoruz bu şekilde. Evet, buraya kadar ipimizi yürüttük. Şuradaki ipimizi de keselim. Oradan kötü görünmesin. Şimdi ipimizi buraya kadar yürüttük. 7 zincir çekerek etrafını dolanıyoruz tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde her boşluğa batarak başlangıç noktasına gelelim şimdi. Evet. Başlangıca geldim. Şimdi geliyoruz. Hemen şurada başladığımız noktaya ipi taşımıştık. Buraya batarak birleştireceğiz. Şöyle birleştiriyorum ve hemen bir zincir boşluğun içine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Bu sırada komple sadece sık iğne yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sıra sık iğneyi tamamladım. Şimdi geliyorum, buradan birleştiriyorum. İlk yaptığım sık iğneden tekrar bir tane zincir çekiyorum ve bir sıra daha sık iğne yapıyoruz. Her yuvaya, şimdi birleştirdiğim noktaya tekrar batıyorum. Her sık iğnenin üzerine batıyoruz. Bir sıra daha sık iğne dolanıyoruz. Saymamıza gerek yok. Her yuvaya batmamız yeterli. Bu geçişte de bakın, burada da bir yuvamız var. Buraya da batıyoruz.
Öyle komple şuraya kadar, başlangıç yerine kadar geliyoruz. Evet. Bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Şimdi geldik. Yine birleştirme noktasına. Hemen ilk sık iğnenin üzerine ip atıyorum. Birleştiriyorum. Şimdi ipimi buradan taşıyacağım. Şu boşluğun orta kısmına 3 tane trabzan yapacağız. Onun için şöyle bir birleştirdikten sonra 2 3 diyelim. Buradan 3 tane zincir çekiyoruz. Bu birinci trabzanımız. Hemen yanına derken arkadaşlar bakın buraya kadar taşıdım. Zinciri çektikten sonra diğer yuvaya atladığımızda burada bir boşluk oluşuyor. O yüzden o boşluk oluşmaması için aynı yere batıyorum. Burada sadece bunu böyle yapıyoruz. Diğer yerlerde hepsini yan yana batacağız. Şimdi bir sonrakine batıyorum. 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincir çekiyorum. Tığımı yine bir kez doladım. Her boşluğun orta kısmına denk gelecek şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle saydığınızda 5.'den yine 3 tane yan yana her trabzanın üzerine batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez doladık. 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Buradan 3 tane trabzan yapıyorum. Dediğim gibi buraya illa saymanıza gerek yok. Göz kararında her boşluğun tepesine denk gelecek, ortasına denk gelecek şekilde 3 trabzan. Aralarda da 9 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde şimdi başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, burayı da tamamladım. Başlangıç noktasına geldim. Yine 9 tane zincir çektim ve ilk yaptığımız trabzanın zincirin daha doğrusu buraya batıyoruz tepesine. Birleştiriyoruz. Şimdi İpimizi burada ortadaki trabzanın üzerine şu şekilde taşıyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 11 tane zincir çekelim. Evet, 9 zincir yeterli aslında ama başlangıç olduğu için burada 11 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 11 zincir çektik. Hemen bir sonraki boşluğun içine batıyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Şöyle. Evet, şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığın başını 2 defa doluyoruz. Ortadaki trabzanın üzerine batıyoruz. Bir tane dörtlü trabzan. Önce bir ilmek, sonra 2, 2, 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 3 tane sık iğne. 1, 2, 3 1 2 3 4 5 zincir. Tığımızı 2 defa doladık. Ortadaki trabzan yuvasının üzerine batıyoruz. Önce 1, sonra 2, 2 ve 2 çekerek dörtlü bir trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip boşluğa 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar örüyoruz. Aynı şekilde gelelim buraya kadar. Evet. Bir sırayı daha bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi geliyorum yine birleştirme noktasına. 3 tane sık iğne yaptık. 1
2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz burada. Dördüncü zincire batarak birleştireceğiz. 1, 2, 3, 4. Şöyle birleştirelim. Şimdi hemen buradan devam edeceğiz. 10 tane zincir çekiyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir. Tığımızı 2 defa doluyoruz. Aynı noktaya, şu birleştirdiğimiz noktaya tekrar batıyoruz. Dörtlü trabzan. Önce 1, sonra 2, 2, 2 aldık. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geliyoruz burada 3 tane sık iğne yapmıştık. Ortasına batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi başlangıcımız bu şekilde. Buraya yaptığımızda anlayacaksınız. Şimdi tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Tekrar tekrar buradan kontrol ediyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 5 tane zincir çektik. Tığımızı 2 defa doluyoruz. Şöyle 2 doladık. Bu ortadaki trabzanın üzerine. Buraya batıyorum. Bir dörtlü trabzan yapıyorum. Şimdi 6 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tığımı 2 defa doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Aynı trabzanın, alttaki trabzanın üzerine bir kez daha batıyorum. 5 zincir, 6 zincir. Şimdi tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aynı yere yine tığımı 2 defa doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Şöyle bir yuvarlak elde ettim. Şimdi 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve geliyoruz buradaki sık iğnelerin ortasındakine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Şöyle baktığımızda bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluk oluşturmuş olduk. Şu alttaki trabzanımız. 5 zincir çektik. Bir trabzan yaptık. 6 zincir çektik. Tekrar bir trabzan yaptık. 6 zincir çektik. Tekrar bir trabzan. 5 zincir çekip sık iğneye bağladık. Şimdi diğerine de her bir trabzanın üzerine, şuradaki trabzanların üzerine aynı işlemi yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımızı her defasında 2 defa doluyoruz. Şimdi bu trabzanın üstüne, bu trabzanın iki tane boşluğu zaten altta oluşmuş oldu. Biz üstünü yapıyoruz şimdi. Bunun üzerine batıyorum. Bir trabzan yaptım. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımı 2 defa doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4 de çektim. 1, 2, 3, 4 boşluk oldu. Şimdi tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 2 defa doluyoruz. Aynı yere bir kez daha batıyoruz. Bir dörtlü trabzan daha yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluk olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 6.yı da şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. Buradaki sık iğnenin üzerine batarak yapıyoruz. Evet. Şimdi her bir trabzanın üzerine aynı işlemleri yaparak başlangıca gelelim. Burayı yarım yaptık. Burada tamamlayacağız. Burada birlikte tamamlayalım. Evet. Bu sırada tamamladım bu şekilde. Şimdi geldik
Şöyle yakından da bakalım. Şimdi şurayı birleştirirken tamamlayacağız. 5 zincir çektim. Bir tane sık iğnenin üzerine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şu ortayı yapmıştık. 2 defa atığımızı doluyoruz. Buradaki trabzanın tepesine batıyoruz. Şuraya. 1, 2, 3, 4 de çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şimdi şurayı bir kontrol edelim. 6 boşluk olmayacak. Evet, 6 boşluk olacak. Niye öyle bir şey dedim? Anlamadım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, burası da 1, 2, 3, 4, 5. 6 zincir çekiyoruz. Doğru yapıyoruz arkadaşlar. Benim bir an kafam karıştı sanki. 6 zincir çektik. Şimdi böyle burada zincirimiz var. 1, 2, 3, 4 diyelim. Evet. Bir üste geliyorum. Şöyle şuralarla aynı olması lazım. Buraya hemen bir zincir çekelim, sıkıştıralım. Evet, burayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Böyle bile tek başına bir motif olabilir arkadaşlar. Bakın düşünürseniz eğer böyle bile bırakabilirsiniz. Şimdi devamı var tabii ki, öreceğiz. Şimdi bu sıramız kolay. Komple sık iğne gidiyoruz. Herhangi bir işlem yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Komple sık iğne gidiyoruz. Bir zincir çektim. Şurası 6 zincir, şurası 5 zincir. Burada da 5, 6, 6, 5 diye gidiyor. 6 zincir olan yerlerde 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 5 zincir çektiğimiz yerlerde de 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Buradan şimdi buraya geçiyoruz. Burası da 5 zincir. Önce 5 zincir çekiyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 6, 6. Buralarda da 6'şer sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya da aynı şekilde komple bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar. Başka yapmamız gereken bir şey yok bu sırada. 3, 4, 5, 6. Zaten bakın şu tepede boşlukta kalan 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var. Hepsini sık iğneyle tamamlıyoruz. Burada 5 zincir çektik. Burada 5 zincir. Buralarda da 6 zincir çektik. Buraya 5 sık iğne, 6 sık iğne, 6 sık iğne, tekrar 5 sık iğne yapıyoruz. Aralarda batmıyorum. Direkt diğer boşluğa geçiyorum. Bu şekilde dolanalım başlangıç noktasına kadar. Evet, komple etrafını sık iğne yaparak başlangıç noktasına kadar geldim arkadaşlar. Dediğim gibi bakın bu şekilde de bir motif olarak düşünebilirsiniz. Şimdi birleştiriyoruz buradan. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerine şöyle birleştirip bir zincir daha çekiyorum. Şimdi buradan yine sık iğne devam edeceğiz. Buradan geliyoruz bu şekilde şuraya kadar. Şuradaki trabzanın hizasına kadar yine sık iğne yaparak her bir sık iğneye bir kez batarak geliyorum. Saymıyorum artık burada. Saymanıza gerek yok. Her bir sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyoruz. Şimdi başlangıç noktamız burası. Şuraya kadar geleceğim. Pardon, buraya iki kez battım.
Şöyle. Evet, bakın buradaki trabzanın hizasına geldim. Şöyle şunları bir çiçek diyelim. Mesela bu çiçekten tepeden başladık. Diğer çiçeğin şuradaki trabzanına kadar geldik. Buradan şimdi 7 tane zincir çekeceğiz. Geriye dönüp buradaki trabzanın üzerine batacağız. Üstündeki sık iğneye batacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Tığımı ipten çıkartıyorum. Geriye dönüp şimdi buradaki çiçeğin şu trabzanına, bu trabzan ve bu trabzan aynı yerleri kullanıyoruz. Buraya tığımı geçiriyorum. Buradan da ilmeğimi aldım. Şöyle bir boşluk oluşturdum. Hemen bu boşluğun içine giriyoruz. Yine sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Son yaptığımız bu sık iğnenin üzerinden bir pipirik yapıyoruz bu şekilde batarak. Tekrar şuraya 5 tane daha sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Evet, şimdi bunu böyle gidiyor modelimiz zaten. Şu son yaptığımız sık iğnenin aynı yere batarak tekrar birleştiriyorum, bir sık iğne yaparak. Şimdi hemen yanındakine 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yaptım. Burada da kaç zincirimiz var, ona bir bakmam lazım. Evet, 15 tane zincir var. Şimdi 3 sık iğne yaptıktan sonra 15 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektim. Yine tığımı çıkarttım. Şimdi yine geri döneceğiz. Bakın, bu sefer şuraya geliyoruz. Burayı tamamladık. Şuradan 1, 2, 3 diyorum. Şöyle batıyorum. Bu ilmeğimi buradan alıyorum ve buradan geçiriyorum. Yine şöyle bir boşluk elde etmiş olduk. Şimdi tekrar buraya sık iğne yapıyoruz. İki sırayı birlikte örüyormuşuz gibi düşünün. Böyle devam edecek sonuna kadar. Evet, bir yaptık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip buraya da bir tane pipirik yapacağız. Şimdi bu şekilde aynı sık iğnenin üzerinden girdim, çıktım. Sonra devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu tarafına da 9 tane sık iğne yaptık. Şöyle. Şimdi bunu hemen şuraya batarak birleştiriyorum. Aynı yere batıyorum burada. Bir sonrakini atlamıyorum boşluk oluşmasın diye. Şimdi burayı tamamladık. Buradan itibaren tekrar aynı işlemi yapacağız. Geliyoruz. Sık iğne yaparak geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Bu çiçeği bitiriyoruz. Diğer çiçeğe geçiyoruz. Şuradaki ilk trabzana kadar sık iğne örüyoruz. Yine saymanıza gerek yok. Her yuvaya bir kez batıyorum. Gösterdiğim yere kadar sık iğne örüyorum.
Evet, geldik. Buradaki Trabzon'a kadar, buraya kadar geldim. Şimdi tekrar buradan 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir bıraktım. Yine geri dönüyoruz. Bakın buradaki ilk pardon, buradaki ilk oluyor. Buradaki son trabzan diyelim. Geri dönüp şuradaki trabzanın hizasından tığımı geçiriyorum. Ve hemen bu boşluğun içine 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 pipirik. Tekrar 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine bakın aynı yere batıyorum. Alttaki sık iğneyi, burayı kapatıyorum. Buradan şimdi geliyoruz. Devam ediyoruz. 1, 2 ve 3. Şuradaki boşluğun ortasına kadar. 15 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Tekrar geriye dönüyoruz şimdi. Şuradan sayıyoruz. 1, 2, 3. Yine buradaki boşluğun ortasına denk gelecek şekilde şuradaki mesafeler aynı olacak. İpimizi alıyoruz. 9 tane sık iğne yapıyoruz hemen boşluğun içine girerek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada yine bir pipirik yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Tepesinden batarak kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine 9 tane sık iğne yaptık. Aynı yere alttaki şuradaki sık iğnenin battığımız yere tekrar batıyoruz. Kapatıyoruz. Evet. Şöyle bakalım. Şimdi bu şekilde yine başlangıç noktasına kadar geleceğiz arkadaşlar. Yine şuradan bir kez daha tarif edeyim. Şimdi sık iğne yaparak geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Buraya kadar. Bu trabzanın tepesine. Buradan 7 zincir çekiyoruz. Geriye dönüp şuradaki sık iğneye batıyoruz. Bu trabzanın tepesine. Tekrar buradan bu boşluğun içine 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bir pipirik. Tekrar 5 sık iğne buraya geldik. Sonra buradan 3 tane sık iğne örüyoruz. 3 sık iğneyi ördükten sonra 15 tane zincir çekerek şuradaki 1, 2, 3 diyoruz. Buradaki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Ve şurada yaptığımız işlem 9 sık iğne, bir pipirik, tekrar 9 sık iğne. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim şimdi. Evet, şimdi bu sıranın da sonuna kadar geldim bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şurayı beraber yapacağız. Buraya kadar geldim. 7 zincir çektim. Başladığımız nokta bakın burasıydı. Şimdi aynı şekilde şurada yaptığımızı yapıyoruz yine. Buradan 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. Başladığımız nokta burası. Şimdi yine 15 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3. Buradan geçirelim. Ve hemen sık iğneleri yapmaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 ve 9. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Pipilimizi yapıyoruz. Tekrar 9 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Burayı da tamamladık. Şu kadar bir yerimiz kaldı. Şimdi tam dibini aynı yere, yine alttaki sık iğneyi battığımız yere batıyorum. Sonra 1, 2, 3 diyelim ve ilk yaptığımız sık iğneye geldik. Buraya da batarak birleştirdim. Şimdi bu sıramız da tamamlandı. Yine bu sırada da söyleyeyim. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Her bir sırası da ayrı bir güzelliği ortaya çıkıyor. Böyle de bırakabilirsiniz. Şimdi bizim bir sıramız daha var. Onu da yapalım. Evet. Şimdi bir sıra zincir çekerek dolanacağız arkadaşlar. Buradan hemen başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çekiyorum. Şu tepedeki pipiriğe bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir. Şimdi bu aradaki şu trabzanın üzerine denk gelecek şekilde tam ortaya bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zincir sayımız hep 15 tane arkadaşlar. Buradaki pipiriğe bir tane pipiriğe batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane de tam şu ortaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. Şimdi bir tane de bu ortaya batıyorum. Bir sık iğne. Şöyle büyük büyük boşluklar yapacağız şimdi. Bu şekilde gelelim başlangıç noktasına. Bir tane pipiriğe, bir tane şu ortaya batıyoruz. Hep 15 zincir çekiyoruz. Evet, komple zincirleri tamamladım. Bakın 15 15 çekerek buraya kadar geldik. Şimdi geliyoruz, bunu da birleştiriyoruz. Şurası başladığımız nokta. Buraya batıyorum dibine. Şöyle birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekelim. Şimdi arkadaşlar yine sık iğne yapacağız. Boşluğun içine giriyoruz. Bakın ipimiz şu arada, tepede değil. Bu aradan başlıyoruz sık iğne yapmaya. 15 zincir içine 16 tane. Burası da 15 zincir. Buraya da 16 tane yapıyoruz. Sonra diğerine geçerken 6 sık iğne yapıp tekrar geri döneceğiz. Şöyle hemen başlayalım. Boşluğa giriyorum. 16 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi tamamlayayım isterseniz ben buraya kadar. Buraya 16 dolduruyoruz. Buraya da 16 dolduruyoruz. Buraya kadar tamamlıyorum. Dönüyorum. Evet, buraya 16 doldurdum. Buraya da 16 tane sık iğne yaptım. Şimdi şuradaki boşluğa geçiyorum. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yapıyoruz. Evet, bu işlemi şu aralarda yapacağız. Bakın şu tepelerde değil, şu aralarda yapacağız. Ona dikkat edelim. Şimdi tekrar 15 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 zincir bırakıyorum. Yine geriye batacağız. Buradan 6 tane sık iğne sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya batıyoruz. İlmeğimizi de buradan alalım. Şimdi tekrar buraya sık iğne yapacağız. İçine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 yeterli olur. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yine burada bir pipirik yapıyoruz. Bu şekilde son yaptığımız sık iğnenin üstünden girdik. Ve tekrar boşluğun diğer tarafına da 8 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Bu şekilde. Şimdi geliyoruz buraya tekrar. 6 tanesini yapmıştık. Sayarak devam ediyorum. 7. Alttaki boşluğa baktım. 7 diye sayarak devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'ya tamamlıyorum. Bir sonrakine geçiyoruz. Yine buraya da 16 tane yapıyoruz. Sonra buraya 6 tane yapıyoruz. Buraya da şimdi 16 tane ile tamamlayalım. Şöyle birinciyi yaptım. 16 tane yapıp dönüyorum. Evet, tekrar buraya 16 trabzanla doldurdum. Şimdi yine bir sonrakine geçiyorum. Burada 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yine geriye dönüyoruz. Buradan bu sefer de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir sayıyoruz. 6.'ya batıyoruz. Tekrar boşluğun içine girerek sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir tane bu şekilde pipirik yapıyorum. Tekrar 8 tane sık iğne. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, alttaki boşluğa şimdi 6 tane yaptık. Yine aynı şekilde giriyoruz. 7 diyerek saymaya başlıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16'yı tekrar yapıyorum. Evet, bu köşeyi de tamamlamış olduk. Tekrar şöyle bir serelim bakalım. Şu köşeleri oluşturuyoruz. Bir yandan da şurada şöyle bir düz çizgi oluşuyor bakın. Şimdi bunlardan kaç tane oluyor? 2, 4, 6, 8 tane olacak. Şimdi 2 tanesini yaptık. Sık iğne biraz oyalıyor tabii ki. Ama sanıyorum anlaşıldı buraya kadar. Aynı şekilde başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Şuradan başladık. Bakın. Şuradaki kuyruğu şuraya yapacağız. Geleceğiz buraya. Sık iğnelerimizin hepsini yapacağız. Burada 16 tane. Şurada ipimizi 6. sık iğneye kadar taşıyoruz.
Sonra 15 zincir çekip geri batıyoruz. O şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi oraya kadar gelelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi bir sıra komple, bakın bu şekilde dolandık. Şöyle bunlar ütülenince daha düzgün duracaktır. Şimdi başlangıç noktasına geldiğimizde şuradan başlamıştık. Bu sık iğneydi. Buraya kadar yaptık. Şimdi buradaki köşeyi oluşturmak için de şöyle yapıyoruz. 16 sık iğne yapıyorum. İlk sık iğnenin üzerine bunu birleştirelim. Evet. 6 sık iğne ipimizi ilerletiyoruz şimdi. Şöyle birincisine battık. 2 diyelim ona. Sonra 3, 4, 5, 6. Şimdi buradan 15 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir. Evet, buraya dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan tığımızı geçirelim. Bu köşeyi de bu şekilde oluşturuyoruz. 8 tane sık iğne yapıyorum şimdi. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 1, 1, 2. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, buranın da sık iğnesini tamamladık. Şimdi yine alta batıyorum. Burada artık birleştiriyoruz. Bu sık iğnenin üzerine batalım. Şöyle birleştirin. Bir tane de zincir. Evet, motifi bitirdik. Şöyle arkasından tersini çevirelim. Bu ipimizi de gizleyelim. Sık iğnelerin arasından bu şekilde yürütüyorum. Sonra tamamını kesiyorum. Tane de zincir çekelim burada. Evet. Şimdi şu uçları biraz çekiştiriyoruz. Modelimizi biraz gerdirelim. Bu şekilde. Bunu bir motif olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle buralardan birleştirerek büyük ürünler yapabilirsiniz. Ya da bunu tek parça kullanmak isterseniz de şöyle ölçüsüne bakalım. Aynı tığ ve aynı ip numaraları kullanırsanız tabii ki biraz daha şuradan ölçelim. Tam evet 20 santimetre. Hatta tam uçtan gelmedim. 21'e yakın. Tam pipirikten pipiriğe 21'e yakın. Şu arası da 16 santimetre. Evet, burası 16 santimetre, burası da 21 santimetre diyebiliriz arkadaşlar. 21 santimetre de güzel bir ölçü. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel, hoşuma gitti benim. Çok hoş duruyor, değişik duruyor. Beğenip beğenmediğinizi bana yorumlarda yazarsanız sevinirim tabii ki. Evet, daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.